kaderine karşı. Mahzun duası kapladı arşı. Uğruna yazıldı istiklal marşı. Bakın.
Yazıklar olsun varlığımıza, hiç
işleyen namussuzlara yazıklar olsun. Ve hakkımız haram olsun kendi milletine silah sıkan sarsızlara. Kamyonuyla adam taşıyan atlaya, mahsulünü yakıp uçaklara engel olan amcaya, oyuncak kamyona bayrak takan kardeşime, tankı motosikletle kovalayan arkadaşıma, tehlikle tanka vuran teyzeme, jete ıslık çalıp gelin lan buraya diyen yiğitlere selam olsun. Tak kapağını taş motoruyla kesen ustaya, tak çıkardı askere sarılan polise, jetlerin kalkmaması için depoları boşaltan pilota helal olsun. Kamyonları, tırları kışla kapısında çeken şoförlere, meydanlarda dua eden hacıya, evinde gözyaşı diken bacıya, vurulan bacağını kemerle sıkan dayıya, vatanı için canını veren şehidime, yüreğinde vatan sevgisi olan herkese selam olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere namus ve şeref sözü veriyorum ekibimle. Siz destan yazdınız. Biz de hizmet destanını bu amacı yazacağız. Kimse merak etmesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bizler kendimizi sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Hoş geldiniz diyor. Saygı, sevgi, hürmetlerimi arz ediyorum. Ne mutlu ki buradayım. Ne mutlu ki sizlerle beraberiz. Gururluyuz, mutluyuz hep beraber inşallah. Tankın, topun, tüfeğin, helikopterin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, dirayetiyle, cesaretiyle dikilen aziz Türk milleti, 15 Temmuz silahlı darbe girişimini bozguna uğratan, günlerce sokakları, meydanları boş bırakmayan, istiklaline, istikbaline, geleceğine sahip çıkma konusundaki kararlılığı ortaya koyan çok kıymetli boyabatlılar, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada irademize sahip çıkıyoruz diyerek meydanı dolduran siz kıymetli beyefendileri, hanımefendileri, çocuklarımızı, gençlerimizi saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarıyla havalimanları, yolları, meydanları doldurarak Fethullahçı terör örgütü mensubu hainleri hezimete uğratan 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza, huzurlarınızda, devletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kahraman şehitlerinize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde canlarını aziz vatanımıza feda eden 249 tane şehidimiz var. Rabbim onları şefkatiyle, merhametiyle, rahmetiyle kuşatsın inşallah. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesinde cesaretleriyle, dirayetleriyle, dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz şehitlerimizin kalplerimizdeki müstesna yeri daima muhafaza edeceğiz. Bununla birlikte her yıl, her 15 Temmuz'da şehitlerimizin aziz hatıralarını yad edeceğiz. Aziz hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız inşallah hep birlikte. Değerli boyabatlı hemşehrim, bugün 81 ilimizde, ilçelerimizde olduğu gibi bugün burada hep birlikteyiz. 15 Temmuz'da bu millet bir destan yazdı.
bu destanın kahramanı bizzati milletimizin ta kendisidir. 15 Temmuz'da tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi tüm fertleriyle milletimiz ezan bekleyelim o zaman arkadaşlar. Bunlar daha da güçlenecektir. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, konuşmalar için Kaymakamımız Sayın Fatih Aksoy Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Thank you.
Evet, konumuz bugün depremde Sayın Deşak Defekti, aynı zamanda 15 Ağustos Darbe İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı'ndı. Hem bu darbe girişimi detaylı bulunsak hem bugün öyle geçirmeye çalıştık. Ve yeni konuklarla yeni yarışmalarına karşımıza olacağız. Evet, Murat Oğuz'u ve konuğuna teşekkür ediyorum ve bir kez daha meclise, artık son defa meclise dönüyorum. Çünkü artık meclis boşalmış vaziyette. Buradaki milletvekilleri, parti yetkilileri külliğe geçtiler. Önce namaz, arkasından da külliğe girişimi tavsiye ediyorum. Açılışlar katılacaklar. Hakikaten toparlamak kısa da olsa müsaadenizle bir toparlayacağımız zamanı geldi.